günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te ben Cenk Akyoldaş. MTA Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakacağız. Özellikle de dün, evvelki gün, geçtiğimiz hafta ABD tahvillerinin %5'i görmesi sonrasında psikolojik bir dirence geldiğimiz belirtilmeye başlanmıştı. O seviyelerin çalışmaya başladığını söylemek mümkün. Çeşitli büyük fon yöneticileri tarafından yapılan demeçlerde, açıklamalarda artık burada pozisyonların faizlerinin çok fazla yükseldiğine yönelik açıklamaları geldi. Pozisyon kapatmaya başladıklarına yönelik söylemlerinin geldiğini gördük. Bununla beraber peşinden tahvile bir alım geldi. 10 yıllık tahvil 5 seviyesine 4.80'lere kadar geri çekildiğini gördük. Bunun peşinden de DX fayında 106'lardan 105.5'lara kadar geri çekilmesiyle sonuçlandı. Bunların da yansıması ister istemez piyasalar üzerine biraz pozitif etkisi olduğunu görüyoruz. Altın önden koşmuştu zaten, 1975'lere kadar gelmiş vaziyette. Burada yine zorlanıyor. Önden çok fazla koşmuştu. Burada biraz sindirmeyle geçen bir dönem içindeyiz. Diğer enstrümanlar tarafına baktığımız zaman petrol tarafında hafif bir toparlanma var. Enerji ile ilgili çeşitli raporlar yayınlandı. Onlara birazdan değineceğiz. Onun dışında bugün gelen makro veriler tarafına baktığımız zaman Almanya Kasım ayı güven endeksi açıklandı. -26.7, -28.1'e geri çekildi. İngiltere Ağustos ayı işsizlik oranı 4.3'ten 4.2'ye geri geldi. İngiltere İstanbul Eşitliği -207.000'den -82.000 olduğunu belirtelim. FED yönetim kurulu toplantısı var. Aynı zamanda bugün yapılacak. Bakalım oradan bir haber, bir açıklama çıkacak mı? Bu hafta tabii ki en önemli gelişmeler Perşembe günü gelecek olan Amerika büyüme verisi. Aynı zamanda Cuma günü gelecek olan PCE verisi olacağını hatırlatalım. Kişisel tüketim harcamaları. Önümüzdeki haftada ayın 1'inde de FED'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Bu arada bu hafta içinde biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var Perşembe günü. Oradan gelebilecek haber başlıkları önemli. Genel kanı bir faiz noktasında bir adım atmayacağı yönünde olsa da bazı analistler tarafından 25 bas puanlık bir hareket olma ihtimali gündemine getirilmiş vaziyette. Bunun etkisiyle beraber Fed'in bu ayki toplantıda pas kesişme ihtimalinin çok yüksek görülmesi nedeniyle aradaki fark eğer Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı gelecekse bunun etkisiyle beraber pozitif etki olabilir diye beklenti. Euro-dolar paritesini hafif yukarı doğru bir tetikletme yarattı. Bunun da etkisini DXY üzerinde yaşandığını gördük. Fiyatlarda makro taraftaki gelişmeler böyleydi. Bir haber başlıklarına bakalım. Sonra fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam. Uluslararası Enerji Ajansı daha fazla elektrikli otomobilin yollara çıkması ve Çin ekonomisinin daha yavaş büyüyüp daha temiz enerji yönelmesiyle birlikte dünya fosil yakıt talebinin 2030 yılına kadar zirveye ulaşacağını belirtti ve bunun da yatırımlardaki herhangi bir artış ihtiyacının gerekçesini ortadan kaldırdığını bildirdi. Sanayileşmiş ülkelere tavsiyelerinde bulunan Enerji Ajansı tarafından yapılan yıllık raporda petrol talebinin 2030'dan sonra da artacağını öngören ve trilyonlarca dolarlık yeni petrol sektörü yatırımı çağrısında bulunan Petrol Üreticisi Grup, petrol ihraç eden ülkeler örgütünün görüşüyle çelişti denildi. 2 milyarder yatırımcıdan tahvile U dönüşü, Pershing Square Capital Management kurucusu Bill Ackman, sosyal medya paylaşımında artan küresel riskler karşısında ABD tahvillerine karşı pozisyonundan son verdiğini belirtti. Ackman Twitter'da yazdığı paylaşımda mevcut uzun vadeli faizlerle tahvillere karşı kısa pozisyonda kalmak için dünyada çok fazla risk var. Ekonomi son verilerin işaret ettiğinden daha fazla yavaşlıyor değerlendirmesini yaptı. PIMCO kurucusu Bill Gross da yıl sonuna resesyon beklentisiyle kısa vadeli SOFOR future kontratlarda alım yaptığını dile getirdi. Gross, Fed'in son dönemdeki faiz sözlülüğü yönlendirmesine atıfta bulunurken daha yüksek söylemi dünde kaldı diye yazdı. JP Morgan stratejisi Kalanovic, sıkılaşmanın tam etkisi 2024'te diye açıklama yaptı. Marco Kalanovic'e göre küresel merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırma kampanyasının etkileri 2024'ün neredeyse tümünde hissedilecek. Pazartesi günü yayınladığı notta Kalanovic, finansal koşulların 2022 başından beri sıkılaştığını, hızı yavaşlasa da sıkılaşmaya devam edeceğini ve tam etkisini 2024'ün büyük bölümünde göstereceğini belirtti.
Bank of England faiz oranı sabit kalabilir. İngiltere Merkez Bankası'nın politika sıkılaştırma sürecinin büyük olasılıkla sona erdiği ve 2 Kasım'da yapılacak para politikası komitesi toplantısında faizin 5.25'te bırakılacağı öngörüldü. Reuters tarafından 18-23 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete katılan 73 ekonomistin 61'i piyasa beklentisine paralel olarak İngiltere Merkez Bankası'ndan herhangi bir hamle gelmeyeceği beklentisini dile getirdiler. Moody's'ten Çin emlak sektörü için açıklama yine S&P'den de vardı. Moody's Investor Service raporuna göre Çin emlak sektöründeki zayıf temeller, Çinli geliştiricinin son 1-2 yıl içinde kötüleşen kredi kalitesinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde daha da olumsuz etkileyeceğini belirtildi. Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Kelly Chen yaptığı değerlendirmede Çin'in devlete ait geliştiricilerin daha iyi likidite ve fonlama erişimiyle pazardan daha iyi performans göstermeye devam edeceklerine inanıyoruz. Öte yandan özel sektöre ait birçok geliştirici sınırlı finansal kaynaklar ve kısıtlı fonlama erişimi nedeniyle baskı altında kalmaya devam edecektir denildi. S&P'nin de açıklamasında Çin'in emlak sektöründeki bu gelişmelerle beraber Çin'in büyümesinin 5 seviyelerin 4.9'lardan yavaş yavaş aşağı doğru evrilmesini beklediklerini ve %2.9'lara kadar inmesini öngöreceklerini belirttiklerini hatırlatalım. Hemen dönelim fiyatlamalara bakalım. Altın 1975 dolarda, gram altın 1783'te, dolar 28.09'da, gümüş 23.09, gram gümüşte 20.85'teyiz, paladyum 1128'de, platin 897.75, Brent 90.50, Amerikan tipi ham petrol 86.13, doğalgaz 2.90'da, soya fasulyesi 1285'te, mısır 488, buğday 582 ve kahvede de 165.85 karşımıza çıkan değerler. Tahvil piyasasındaki gelişmelere bakalım. Tahvilde 4.81'lere kadar gelmiş bir 10 yıllığı görüyoruz. Burada baktığımız zaman faiz hatlarındaki daralmadan bahsediyorduk. Bu daralmanın devam ettiğini ve hatta bu daralma sonrasında 5'e yakınlaşıp daraldıktan sonra seyri aşağı doğru çevirdiğini gördük. Bakalım buradaki seyir 4.60'lar bölgesinin altına geçebilecek mi, geçemeyecek mi merakla beklediğimiz unsurlardan biri orası. Yukarıda baktığınız zaman 1 yıllık tahvil hala tepede kalmaya devam ettiğini belirtelim. 10 yıllık tahvilinde 30 yıllık tahvilinde tekrardan 5.10'lardan 4.95'lere geldiğini gördük. Bakalım nereye doğru evrilecek? Bunu da detaylarını hemen günlük grafik 10 yıllık tahville bakarak değerlendirelim. Biliyorsunuz burada bir kanal içinde hareket ediyordu. Sonra şu bölgede 2 kez bu kanal dışına çıkma hareketi gerçekleştirdiğini gördük. Tekrardan kanal içine girme çabası içinde trend çizgisinden çok uzaklaşmıştık, ortalamalardan çok uzaklaşmıştık. Önce 8 günlük ortalamanın altına indik. Şimdi 13 günlük ortalamayı takip ediyoruz. 13 günlük ortalama 4.78'den geçtiğini belirtelim. Öte yandan 21 günlük ortalamaya baktığımız zaman o da 4.70'te olduğunu trend çizgisiyle paralel seyrettiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde onu da kendisi yukarı çekeceğini düşünürsek kısa vadede 4.72-73 bölgesinin dip olma seviyesi olması beklenebilir. O bölgenin ötesine geçer miyiz? FED toplantısı sonrasında esas kovalayacağımız hikaye bu. Mesele 21 günlük ortalamanın altında günlük kapanışlar gelmeye başlayacak mı? Yoksa gelmeyecek mi? Buna bakacağız. Ona göre piyasalar biraz daha şekillenecek vaziyette diyelim. Haftalık açısından baktığımız zaman burada da yine trend içine girme çabasını görüyoruz. Ana yapıda uzun vadeli ortalama haftalık grafiğin 8 haftalık ortalaması 4.62'de. Biz şu anda 4.81'deyiz. Farkındaysanız en son bu bölgede temaslanmışız. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hafta olmuş. Demek ki önümüzdeki hafta FED toplantısı haftasında bizim 8 haftalık ortalamayla temaslanma ihtimalimiz var 10 yıllık faiz tarafında. O da 4.62-4.65 bölgesinde bir aralıkta gerçekleşme ihtimali gündemde olacak diyelim. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Yukarıdaki 5 psikolojik sınırı hakikaten piyasayı yormuş vaziyette. Hemen 2 yıllık 10 yıllık tahvil farkına bakalım. Dün -13'lere kadar düşmüştük. Bugün tekrardan -0.25'lere kadar marjın açıldığını gördük. Ben önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 1-2 aylık periyod içinde burada
pozitif tarafta bir fiyatlamaları görmeye başlayacağımızı düşünmeye devam ediyorum. Hemen buradan dönelim. Tabii ki DXY tarafına bakalım. Bu gelişmenin DXY üzerindeki etkisini değerlendirelim. DXY'de son 5 haftadır bir yatay periyot içindeyiz. Hep belirtiyoruz. 105.50 aşağıda, yukarıda 106.80. 106.80 üzerine bir kez denemeye çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonrasında geri çekildik. Şu anda 105.5'te bulunan ortalamayla temaslanma noktasına geldik. Hem FIBO'dan hem ortalamadan önemli bir destek konumunda. Bu bölge hafta sonunda doğru gelecek olan büyüme verisi ve PCE verisi sorusunda 105.50'nin altında bir fiyatlama, 105.5'un altında bir fiyatlama getirmeye başlar ise o zaman daha kalıcı bir seyirin önüne açılıyor demektir. Bir altta 105.11 taşma bölgesi olarak karşımıza çıkacak ilk destek noktası olur o takdirde. Ama hedefi ben 104.40-104.50 bandına koyarım. Oraya kadar sürecin devam etmesini beklerim. FED de buraya destekleyecek, nitelikte adını atacak mı atmayacak mı merakla bekleyeceğimiz unsur. Son dönemde inatla şu bölgede hep FED DXY'in güçlü kalması için gerekli olan bütün açıklamaları yapmıştı. Şimdi bu geri çekilme noktasında nasıl söylemler içine girecekler? Bu da merakla beklediğimiz bir diğer husus olarak karşımızda. Buradan dönelim tahvil tarafından hemen Bloomberg ve Refinitiv'in çekirdek MTI endekslerine bakalım. Burada da 288 seviyesini denemiştik Refinitiv tarafında. O seviyeden geri çekildik tekrardan. 283'lere kadar geldiğimizi görüyoruz. Hala kontrol ufku içinde kalmaya devam eden bir piyasa içindeyiz. Mesela 288'in üstü 6 olarak okumak gerekiyor burada. Tehlike çanlar 288'den sonra çalar. Yine Bloomberg tarafındaki çekirdek MTI endeksine baktığımız zaman burada da 105-20-106-70 aralığı hala ana direnç konumu bölgesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da geri çekilmeyle beraber 104-80'lere kadar gelmiş vaziyetteyiz. Burada da bir sıkıntı gözükmüyor. Altın ETF'lerine bakarsan hafif toparlanma var. Yaklaşık olarak 1.7 milyon onsluk bir artış var son dönemde. Günlük grafik açısından baktığımız zaman altının onsunun grafiğine 1972-1983 bölgesinin arasına girdik. Bu bölgenin içini dokuyoruz. Üçüncü gündeyiz. Bugün karar günlerinden bir olma potansiyeli var. 1972'nin üzerinde tutunmaya çalışıp 83'ü zorlamak istiyor ama aşağıda da teknik göstergelere baktığımızda RSI tarafında da aşırı alım bölgesinde olmamız bizi burada yoran hikaye olduğunu, hareketi yukarı doğru tetikletmediğini gösteriyor. Burada biraz yataylaşmayla süreç geçebilir. Aşağıdaki 8 günlük ortalama 1950'de bu kendisini yavaş yavaş yukarı taşımak isteyecektir. En son ne zaman temaslanmışız bu ortalamayla? Şu bölgede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. güne gelmişiz. Temaslanmadığımızı görüyoruz. Arada böyle çok kopuşlar olsa da muhakkak biz buradan destek alarak hareket ettiriyoruz. Daha önceki hareketlerimizde de baktığımız zaman. O nedenle bir 8 günlük ortalama denemesi gelecek. Önümüzdeki 2-3 gün içinde bakalım hangi seviyede bu gerçekleşecek. Merakla bekliyoruz. 1972 önemli eşiklerden biri olduğunu hatırlayalım. Haftalık grafiğe bakarsak, haftalık grafik tarafında da burada da 1984 seviyesi, 1984-85 seviyesi hem yataydan hem de şu tepe, bu dip, şu tepe hareketi, aynı zamanda bu tepe, bu dip, bu tepe, bu dip hareketinin projeksiyonlarını koyduğumuz zaman 1985 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu gösteriyor. Orada o bölgenin üzerindeki fiyatlamaların kalıcı olamadığını görüyoruz. Eğer kalıcılık başlatabilirsek o zaman şu arayı dokunmak isteyeceğiz. 1985-2070 aralığı gündeme gelmeye başlayacak ama öncesinde tabii ki ne var? 2038 araya girecek bir direnç olarak takip edeceğimiz seviye diyelim. Geri çekilme adına baktığımız zaman burada da ortalamalardan çok uzaklaştığımızı söylemek mümkün. Baktığımız zaman 8 haftalık ortalama nerede kalmış? 1930'da. 21 haftalık ortalama nerede? 1926'da. 50 haftalık ortalama nerede? 1903'te. Ve 100 haftalık ortalamaya baktığınızda 1865. O bölgenin altına sarkmıştık hatta hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde. O bölgeden hızlıca bir toparladık. Özellikle bu Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonrasında.
Tabii burada da baktığımız zaman işte hikayenin biraz daha bu ortalamalardan uzaklaşmanın getirmiş olduğu yan etkileri yaşadığımızı görüyoruz. Bununla beraber yavaş yavaş kendini yukarı çekecektir ortalama. Bununla da ilgili gelişme bakalım ne zaman tekrardan ortalamalarla temaslanma gelecek. Baktığımız zaman burada da net şekilde 1985 ve üzerinde bir fiyatlamaya ihtiyaç olduğu görülüyor. Ayın sonuna gittikçe yakınlaşıyoruz. Harekete baktığımız zaman yine keza burada da aylık grafik tarafında da bizim için 1982-85 bölgesi üzerinde tarihsel açıdan değerlendirdiğimizde hiç aylık kapanış gerçekleştirmediğimizi görüyoruz. Üstündeki denemeler hep oluyor ama daha doğrusu hep oluyor da çok abartı olmasın. Son 3 yıllık periyot içinde bu seviyenin üstünü denediğimiz 4-5 aylık bir periyot olmuş. Yani 36 ayda bir 4-5 ay deneme olmuş ama bunların hiçbirisinde de biz 1982 üzerinde kapanış alamamışız. O nedenle 1982-85 bölgesinin üzerinde aylık bir kapanışta burada bir paradigma değişimine dikkat çekebilir. Yukarıdaki tepe bölgesi 2070'ler yine burada potaya girecek bir unsur olarak takip edeceğimiz seviye olacağını belirtelim. Altın tarafı böyleyken gümüş tarafına bakalım. Gümüşteki seyir neye işaret ediyor? Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte de bir ataklanma yaşadık. 23,5'ların üzerine gitmeye çalıştık ama başarılı olamadık. O seviyeden tekrardan ortalamalara doğru geri çekildiğimizi görüyoruz. 22,87-22,90 bölgesi önemli eşik. O bölgeye kadar geldik ve oradan tekrardan 23'ün üzerine attık. Orada tutunmaya çalışıyoruz. 23-15 üzerinde kalıcılık önemli burada günlük grafik adına baktığımız zaman. 23-15'in üzerinde olabilirsek tekrardan güçlenme çabası olabilir. Şimdi burada belki bir omuz, baş, omuz yani bir toba oluşma ihtimali gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Toba için bizim şu arayı daha dokunmamız lazım. Yani bu grafik der ki bize aşağıda 22-60, tepede de 24-20 bölgesi arasını bir süre dokunmamız lazım ki burada bir formasyon oluşumu gerçekleşsin. Ve bakalım bu gerçekleşecek mi? Altın tarafında da böyle bir beklentimiz vardı ama beklemedi. Orası daha kuvvetli, agresif bir şekilde yukarı yattı kendini. Yukarıda da asılı kalmaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor. Ortalamaların kendine yakınsamasını bekliyor. Buradaki süreç ise biraz daha farklı vaziyette olduğunu belirtelim. Ortalamalardan çok uzaklaşamadığını gördük. RSI tarafına baktığımız zaman birazcık kafa aşağı dönmüş vaziyette. Fiyatlama yukarı gitmeye çalışırsa tekrardan kafa yukarı doğru çevirecektir. Hemen hemen tepe bölgeye yakınsadıktan sonra bir realizasyon içine girmiş duruyor. Haftalık grafik ne söylüyor? Hemen ona da bakalım. Haftalık tarafta, gümüş tarafındaki haftalık grafiğe baktığımız zaman buradaki seyirde de kanalın içine girmeye çalışan bir yapının devam ettiğini söylemek mümkün. Yeşille gözüken ortalama bizim için önemli diyorduk dün. 23.17'deydi. O seviyenin üzerinde kalıcılık göstermedik. 23.04'te de maviyle gözüken 50 haftalık ortalama var. Şu anda aslında baktığımızda 22.80-23.15 arasında sıkışmış bir gümüş piyasasını söylemek mümkün. Kararsızlık bölgesinde bir yön arayışı içinde olduğunu belirtelim. Mesele burada dinamiklerin güçlenme sinyali oluşturacak unsur 23.17 ve üzerinde fiyatlamayla gerçekleşir. Haftanın kapanışının o bölgenin üzerinde olması lazım ilk etapta. İkinci etapta 23.75 daha sonra 23.80 seviyesi takip edeceğimiz iki önemli direnç konumda. 23.80 ve üzerinde bir haftalık kapanış geliyorsa o zaman biz şu aralığı konuşmaya başlarız. O zaman da 25.30-23.80 orada da bir 1.5 dolarlık yeni bir oyun paterni bölgesi oluşmaya başlar. Takip edeceğimiz bölge orası olacaktır. Oranın da ara destek direnç noktası 24.60'da olduğunu belirtelim. Bu bölge bizim için oldukça oyun açısından önemli bir aralık olarak karşımızda olduğunu belirtelim. Aşağıda RSI tarafına bakıyorum. Güçlenme çabası var. 48'lerdeyiz. 50'nin üzerine daha atamadık. 50'nin üzerine atabilmemiz için bizim burada 23.17 ve üzerinde fiyatlamaya ihtiyacımız olduğunu belirtelim. Geri çekilmelerde 22.80 tabii ki kritik eşiğimiz. 22.80'in altında bir fiyatlama başlıyorsa o zaman son dönemdeki hareketi bir tepkisel yükseliş olarak okur. Zayıflayan bir piyasaya işaret eder. O zaman da aşağıda 22.40'lar, 22.25'leri destek olarak konuşmaya başlarız diyelim. Aylık grafik ne söylüyor? Aylık grafiğe baktığımız zaman gümüş tarafında da
Dün demiştik ki bizim için morla gözüken 23-26'da bulunan ortalama önemli. Yukarısını denedik. Geçtiğimiz hafta olmamıştı. Bu haftaya başladığımız zaman da o bölgelerdeydik. O bölgenin üzerinde tutunamadık ve tekrardan geri çekildik. Ortalamalar burada da 23-26 bölgesi arasında sıkışmış vaziyette. Fiyatlamalar da bu bölgenin içinde kalmaya devam ediyor. Bu da bize net bir şekilde ortalamalar bölgesinden kurtulamadığımızı gösterdiğini belirtelim. Aylık grafiklerin kafaları böyle aşağı doğru eğilmeye başladığı zaman hemen yukarı doğru dönemiyorlar. Biraz zaman alıyor. Baktığımızda burada 8 aylık ortalama kafayı aşağı doğru eğmiş vaziyette. Bunu tekrardan yukarı çevirip ağzı açmak için bizim 24 dolar ve üzerinde fiyatlamalara ihtiyaç olduğumuzu belirtelim. Hatta 24.10 ve üzerinde fiyatlamalara ihtiyacımız olduğunu belirtelim. 24.10 üzerinde bir fiyatlama tabii ki algı değişimine işaret eder. Yine burada mevcut trend çerçevesine baktığımızda bu düşen trendin geçtiği seviye. Yine burada baktığımızda 24.50-60 civarından geçtiğini görüyoruz. Burada da yaklaşık olarak 2020 yılındaki zirveden bu yana geçen periyotta bu düşen trend üzerine denemeler olmuş ama hiçbirisine kalıcı olamayıp aşağıda kapatmışız. O nedenle biz bu ortalamaya, bu trende dikkat etmemiz lazım. Trend üzerindeki bir kapanışlar silsilesi alıyorsak bir şeyler değişti diyebileceğiz. Amerikan tipi ham petrole dönelim. Petrol tarafında da baktığımız zaman yukarıdaki 90-44 direncinin çalıştığını, trend içine giremediğimizi görmüştük. Ortalamalara geldikten sonra bir tepki verir miyiz, vermez miyiz diye düşünüyorduk. Ortalamaların geçtiği yer 87,5'lar civarıydı. Maalesef oralarda da tutunamayıp aşağı doğru geldik. Şimdi açık maviyle gözüken 50 günlük ortalamanın etrafında dengelenmeye çalışıyoruz. Dün o bölgeye kadar sarktık. Orada 85-70'ten geçtiğini belirtelim. Şu andaki fiyatlamada 86.04'te. 85-70-86-25 aralığı önemli bir kararsızlık aralığı diyelim. Oradaki karakter ne gösterecek ona bakacağız. 86-23 üzerinde fiyatlamalar almaya başlarsak o zaman yukarıda kesişme noktasına hareket eden bizim 8 ve 21 barlık ortalamalarımızın bulunduğu bölge nereden geçiyor? 87-30. Oraya kadar bir tepki hareketinin devam etmesi beklenebilir. Ama baktığımız zaman şu bölgenin içinde kalmak aşağı doğru riskleri tetikletme ihtimalini gündeme getirme potansiyeli var. 85-70'in altındaki fiyatlamalar yavaş yavaş aşağıda 84'leri ve 83'leri dile getirmeye başlanabilir. Jeopolitik riskler açısından değerlendirdiğimizde Orta Doğu'nun bu noktada enerji hub'ı olarak İsrail-Filistin bölgesinin petrol üzerinde çok büyük bir etkisinin olmadığı vurgusu vardı. Onun etkisi olarak okunduğunu görmekteyiz. Hızlıca son olarak Amerikan tipi ham petrole de bakalım. Amerikan tipi ham petrolde de buradaki geri çekilmelerde kırmızıyla gözüken ortalamaya geldik dayandık. O nedir? 21 günlük ortalama 90.07'de. Aynı zamanda o bölgede de bir Fibonacci desteğimiz var 89.90'da. O bölgeden bir tepki verme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Baktığın zaman artık yukarıda 91-77'lerin kısa vadede önemli direnç pozisyonuna geçtiğini belirtelim. 89-90 altında bir fiyatlama almaya başlıyorsak Amerikan tipi ham petrolde de aşağı doğru riskler oluşma potansiyeli var ya, öyle bir olguda aşağı doğru bir 2 dolarlık marj olduğunu belirtelim. O takdirde de 88-80'ler ortalamadan destek olarak takip edeceğimiz nokta. Efendim bugünlük de bizlerden sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.